Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Açtınız mı? Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ala resulina Muhammedin. Ala resulina Muhammedin salavat. Sevgili arkadaşlar, sesim geliyor mu size? Canlı yayında olanlar. Geliyor abi. Tamam. Daha önce kaldığımız yerden devam ediyorum. 74. dusturumuz fedakarlık ve vakf hayat. Bunun ilk birini yapmıştık. Hatırlar mısın Mehmet? Nereden kaynaklanıyor bu vakf hayatın şer'i kaynağı var mıdır? 3. sure 35. ayet Nur suresi 24. surenin 37. ayet, 9. surenin 122. ayet, tatbikatta ne vardı demişti. Birinci dersi hulasa ediyorum da. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın ashab-ı suffası vardı. Ashab-ı suffası vardı. Suffa ehli derdi. Onlar en az 300 kişi, bazen 700 kişi buluyormuş. 300 ile 700 kişi arasında oynuyor. Yani bunların sayıları. Hatta zındık, münafık, tabi beşeriyet tarafı da var Peygamber Aleyhisselam'ın. Bunlardan talebe istiyor. Gideceği memlekette İslam yayılması için adam istiyor, vakıfları istiyor. 70 tane vakıf veriyor Allah Resulü. Yolda suikast yaparak şehit ediyorlar 70. En ondan daha fazla üzüldüğü olmamış. Bir de Hazreti Hamza'ya demiş ama bundan fazla olmamış. Ashab-ı Suffa hayatlarını vakfetmişler. Yani dünyada hayatlarında bizim bildiğimiz bir hayat serüvenleri yok. Bunların talebelerin başında Ebu Hüreyre radıyallahu anh geliyor. Vakfı etmiş hayatını. Evleneni Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vakıflıktan çıkarıyordu. Ona içtimaiyatta vazife veriyordu. Tesis İslamiyet'te, İslamiyet Sarayı'nın kurulmasında hepsinin ayrı vazifesi vardı. Hazreti Ebubekir'in ayrı, Hazreti Osman'ın, Ömer'in, Ali'nin, radıyallahu ecmaîn, onların hepsinin, Ensar'ın, Muhacir'in hepsinin vazifesi ayrıydı. Bunlar da ilim tahsil ederlerdi. Başka bir vazifeleri yoktu. İlim, sufu. Hatta bir gün Ayşe validemiz değirmenci istemiş, yani değirmen bir köle almak. Yani işçi almak. Yani kendisi buğdayı çeviriyor, taş varmış böyle, nasılsa o. Böyle miydi? El değirmeni. El değirmeni. Demiş ki Fatma annemiz. He? Fatma annemiz. Hazreti Fatma annemiz deniliyor. Öyle mi? He. Fatma mı da Ayşe değil ya. Demiş ki Asaf-ı Sufa'nın daha ihtiyacını gideremedim ki öyle bir işçi alayım. Ben onların ihtiyacını gideremedim. Buradan ulema şey çıkartıyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk önce Ashab-ı Suffa'nın ihtiyacını giderirdi. Sonra ailesini, iaşesini gideriyormuş. İlim, ilim elçisi. Oradan birinci ders okumuştuk bir saate kadar. Şimdi oradan devam edeyim. Yani nereden dayanıyor diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bir de iftira yapıyorlar. Diyorlar Hazreti Ömer bu hayatı, yani vakf hayatı bitirdi, kaldırdı. Hayır. Allah Resulü'nün kurduğu bir şeyi edeben kaldırır mı? Kalkmışsa şöyle kalkmışsa, kalkıp devam etmiş de şöyle olur. Talebesi bulmayınca o söner gider. Çok yayılmış bir abi. Her tarafa. Tam tersine yani daha fazla revaç bulmuş ama bir kere edep bakımından bu kere Hazreti Peygamber'in kurduğu bir sistemi Hazreti Ömer kaldırır mı? Evet, ikinci dersimize devam ediyoruz. Kur'an'da 9. surenin 122. ayetinde de ilmi dini tahsil ve tebliğ için cemaat İslamiye'den bir tayfenin bulunmasının lüzumunu bildirilir. Bir tayfe.
Evet, bir tanesi soruyorlar, sana, size de sorarlar. Bir de benim yanımda Rüştü abiye sorarlardı. Dedi ya Rüştü abi, işte sizin gibi evlenmemek çoğalsa diyor, bu memleket ne hale gelir? De merak etmeyin, şey yapıyor, bizim gibi olan olmaz demiş. Biz demiş okyanusta bir damlayız. Hepimiz bir damla kadar, hiçbir şey değiştirmez. Ya nasıl olur falan. Sen dedi din adına ne verebiliyorsun ki hayatını vereceksin dedi. En son onu dedi. Din adına ne verdin? Ya böyle olursa diyen sensin. İş olmaz diyorum, ısrar ediyorsun. Ya sizin gibi herkes olsa. Herkes olamaz. Ya olursa sen ne verdin ki sen o? Sen olabilir misin? Sen söyle bakalım. Dine ne verdin? Bir toplam sabahtan akşama 5 vakit namaza abdestiyle kılma 1 saati, onu da zor veriyorsun. Dine ne verdin dedi. Söyle bakalım, dine ne verdin? O da senin ya. Demek ki bu tayfa her daim bulunacakmış. Bu kanun kopmaz. Küfür de öyle. Kanun bir silsile şeklinde yine hani inceleşiyor. Bazı asırlarda genişliyor kum saati gibi, bazı asırlarda darlaşıyor. Bir de benim hayatımın diyor şekli, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu mana okudum, yani bil mana okudum. Mehdi'nin cemaatinde olacak diyor. Rüştü Aben Sıkıbı da koymuş. Hizmet-i Kur'aniye'de sadakat ve ihlas hakikatine uygun olarak vakfı hayat eden manevi hizmet fedakarlarının kıyamete kadar devamını isteyen Bediüzzaman'ın yazdığı vasiyetnamelerden biri aynen şöyledir. O zaman okumuştuk, okumuş muyduk? He, okuyayım. 5 tane vasiyeti var ustadın. Dinimizde vasiyet ne kadar önemli? 5 tane vasiyette neyi teminat altına alıyor? Risale-i Nur'un neşri ve ona birinci derecede hizmetkar olan vakf hayat edenlerin maişeti. Nasıl garantini altına almış? Risale-i Nur'un basılmasında ortaya çıkacak şeyin, paranın, miktarın 5'te birini hayatını vakfedenlere verilmesini, onlar iaşesini, zaruri ihtiyaçlarının giderilmesinde böyle bir vasiyet etmiş. 5 tane külliyatta vasiyet var. Ben mesela bir tanesini okuyayım. Koca Asr-ı Mücedid'i, bak vasiyeti. Ecel muayen olmadığı için benim şiddetli hastalığım her vakit gelebilir diye evvelce yazdığım vasiyetnamelerimi teyiden, evvelce de yazmış, toplam 5 tane, teyit ediyor bu. Bu emirda 200'de geçiyor. Bu vasiyetname de şiddetli dahili bir hastalığımdan ihtar edildi. Ben de beyan ediyorum ki, benim vefatımdan sonra, benim emaneten elimde bulunan Risale-i Nur sermayesi, hem mucizatlı Kur'an'ımızı tab ettirmek, Risale-i Nur'u ve Kur'an'ı tab ettirmek, bastırmak için Eskişehir'de muhafaza edilen sermaye, o Kur'an'ımın tevafukla ve fotoğrafla tabına ait, yanımızdaki sermaye ise Risale-i Nur'un sermayesidir. O sermaye Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hadsi şükür olsun ki 70 küsür sene evvel o zamanın adetine muhalif olarak kendim fakirliğimle beraber onların tayinlerini verdiğime bir ihsan ve lütfu Rabbani olarak o zamandan 50-60 sene sonra Cenab-ı Erhamur Rahim'in o örfü adete muhalif kaydemi manevi ve geniş Medrese-i Zehra'nın halis ve nafakasını temin edemeyen, bak Medrese-i Zehra'nın halis ve nafakasını temin edemeyen ve zamanını Risale-i Nur'a sarf eden talebelerine aynen ve eski zaman ihsan-ı ilahi neticesi olarak şimdi yanımızdaki sermaye onların tayinleridir ve tayinlarına sarf edilecek. Ve kaç senedir benim yaptığım gibi benim manevi evlatlarım, benim vereselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyor. Ustadın varisleri, hani mutlak vekil dedikleri zannediliyor ki, ustad bir kere usul bakımından, usul bilmiyoruz usul. Kendi hayatında şahısçılığı kaldırmış. Öyle değil.
Sait yok. Hakikat var diyor. Hakikat konuşuyor diyor. Hakikat. Ne demek ya bu? Hakikat konuşuyor. Anlamıyoruz ki bu lafı. Hakikat konuşuyor diyor. Baki hakikatlar diyor, fani şahıslar üzerine bina edilmez diyor. Risale-i Nur mesleğinde şahıs merciyeti yok. Ancak liderlik yok. Ne var? Müdebirlik var. Yani o hizmet laşka olmasın, nahiller oraya girmesin, hani tarlaya ayrık otları girer ya, girmesin diye, o hizmeti çıkan as yani asıl kadro, onu muhafızı olarak nöbet tutma adına muhafızları olacak. O da vakıflardır. Sonra iaşe noktasında sorun olmayan evli, onlar da vakıflardır. Evli iaşe noktasında geçim derdi yok, koşturmuyor. Adam Mehmet Ali mesela şu anda öyle geçim derdi yok, bildim. Bizim gibi sabah geliyor, akşam gidiyor. Zübeyir abinin de böyle bir şeyi var böyle. Demiş ki önemli olan evveluhu, efsatuhu, ahiruhu. Evveli, ortası, sonu. Şimdi diyor bir nur talebesi yaşa noktasına, çoluk çocuğun yaşa noktasına çalışacak. Ama şöyle bir planı olsun, vefat etse böyle muameleyi görsün diye. Ben inşallah, Cafer diyecek ki, inşallah şu anda çalışıyorum. Çoluk çocuğumun iaşesi, hizmet-i maniyeye, çünkü çoluk çocuğun iaşesi için farzdır. Hizmet için vaciptir. Tamam? Ondan sonra keyif için, ben duptum, bir şey denmemiş. 5 çeşit böyle çalışma var. Ben çalışıyorum, Zübeyir abi demiş. İnşallah hayatımın nihayetinde şimdi çoluk çocuğumun rızkı ve inşallah artırabilirsem hizmete. Emekli olursam 2 katlı bina yapacağım veya kira tutacağım. Üste ben oturacağım, aşağıda dershane. Dükkan gibi, ticaret dükkanı. Sabah açacağım, akşam kapatacağım. Vakıf ne yapıyor? Sabah açıyor mescidi burayı. Herkes gittikten sonra burayı kapatıyor, odasına geçiyor. Onun gibi bakın, evveluhu, efsatuhu, yani ahiruhu önemli. Sabah açıyorsun dükkanı, dershane açıyorsun, akşam kapatıyorsun. Ondan sonra ahir hayatında vakıflık. Risale-i Nur tek daire değil diyor. En dış daire dosttur, en geniş daire. 5 vakit namaz kılsa, Sufyan'a taraftan olmasa, okumasa bile Risale-i Nur iyidir, bunlara şey yapmayın dese, taraftar olsa, bu hizmet-i imaniyede hasıl olan uhrevi sevaptan hissedar olur. Öyle diyor Metin. En geniş daire o. Gir içeriye, kardeş var. Kardeş gene Risale-i Nur okumuyor, 5 vakit namaz kılıyor, küfre taraftar değil. Ustadın zatına bağlı, büyük zattır. Var ya doğularda daha çok olur. Evet. Seyda, büyüktür, evliyadır bu, Kutbul Azam böyle. Muhabbet ediyor, bu da alır diyor. Kaç etti bu birinciden? Dost, kardeş, talebe. Bu talebe ise Risale-i Nur talebesi olabilmesi için birkaç dakika Risale okuması, namazın akabindeki tesbihatı yapması. Talebe unvanını alır. Bu vefatında, işte ben dua yapıyorum ya devamlı, ısrar edin diye Allah Resulü, ben de ısrar ediyorum duayı aleyhissalatü vesselam. Şöyle diyor, mektubattan aldım o. Evliya-i Azime'den, bizde diyor Evliya-i Azime'den bir zat diyor, eceli geldiği zaman ise de görüyor. Öyle evliya ki görüyor. Ve Azrail Aleyhisselam'ın avaneleri var ya böyle, hepsinin kafirin ruhunu alan Azrail Aleyhisselam değil ki. Azrail Aleyhisselam bizzat peygamberlerinkisini alır. Azrail Aleyhisselam'ın avaneleri alır. Kafirinkisini ayrı cins alır. Müslümanınkisini ayrı alır. O buzak o kadar veli ki, bakın Azrail Aleyhisselam'ın hangi cins olmasını isteyiniz kendisi tercih ediyor. Allah nazarından makbul, ne kadar nazlı. Kalktı diyor, ya Rabbi, evliyaların ve alimlerin ruhunu kabzeden müekkel meleki bunu istemiyorum diyor. La emine şey ne olur yani, istemiyor. Allah Allah. Ne istiyorsun? Ben diyor, ömrüm talebe yetiştirdim. Ben talebeleri çok seviyorum.
Talibi ulumun, hocasının da değil, talibi ulumun, ilim talebesinin ruhunu kabzeden müekkel meleke istiyorum. Bana o cinsten gelsin diyor. Ve kabul ediyor Allah. Değiştiriliyor, o geliyor. Dost, kardeş, talebe. Talebe işte beş vakit namazı, zaten onu demeye gerek yok. Tesbihatını yapan, 26. sözden söylüyorum. Birkaç dakika, 5-10 dakika risale okuyor. Sonra, talebelerden sonra has çıkıyor. Has kim? Has mı? Has şu, içtima hayatta olur, siyasette olur, evli olur, barklı olur, çalışır eder. Ama çoluk çocuğumun iaşesinin dışında, o benim farz. Hayatımda gaye, hizmet imanı Kur'an'dır. Has diyor. Hastırlar bunlar. Hayattaki, hayatta, yaşamada gaye hizmettir diyor. Yani çoluk çocuklarını, yaşlılarını karşılayıp diğer zamanlarını Risale-i Nur'u yazıyorlar, tebliğ ediyorlar. Gönüllü postacı olmuşlar. Çünkü devlet müsaade etmiyor Risale-i Yayılmaz'ı. Buradan İzmit'e kadar birisi götürüyor, oradan birisini veriyor. Postacılar bile çıkmış. Bunlar hastır. Evli barklı adam. Bir de ehasas var. Bunlar işte hiç çalışmıyor. Hayatta tamamen nefislerinle aslanlar gibi ölünceye kadar mücadele edip hayatını tamamen vakfetmiş. Bütün ömrünü vermiş. İşte bu bir de bunlardan sonra rükünler var, erkanlar var. Bir saat. Ustadın bizzati talebeleri ve varisleri. Onların vazifesi nedir? Risale-i Nur'da tasarruf etmek değil, 232 Emirdağ'ında, 2. Emirdağ'ında söylüyorum, yakınımda olan tarz hareketimi gören, bu yaptığım hareket var ya yaşantı, nasıl yiyor? Aynen böyle yapmalarını vasiyet ediyorum. İşte Risale-i Nur'un neşredilmesinden ortaya çıkan sermayenin 1/5'ini külliyat basılan her ev, basım evi, hangi basım evi olursa olsun, Risale-i Nur'un basılmasında ortaya çıkan karın 1/5'ini hayatını vakfedenlere taksim etmek ustadın vasiyetidir. Yoksa vasiyet uygulaması ne olur? Haram olur. Yapmayanın bastığı kitap alınırsa feyiz olur mu? El cevap olmaz İslam hukukunda. İmam-ı Rabbani'den delil de getiriyorum. Bir kitap diyor malsa, doğru olsa. İmam-ı Rabbani Hazreti iftira mı ediyorum? Aynı böyle bak. Bir kitap diyor basılsa, malsa doğru bir kitap olsa ama basan fasık olsa ondan feyiz gelmez diyor. Abi bu vasiyatta bir şey çıkıyor bak. Yani bilenleri de koyuyor bak. Bu demek ki yani varisler öldüğü zaman ne yapacak bunu? Bilenler devam ettirecek. Neyi evet. Bilenler? Risale-i Nur'u bilenler. Oradaki düsturlar esasları yanında görmemiş ama Risale-i Nur'dan görmüş. Evet, Risale'de var. Şimdi görüyoruz. Mesela ne yapacakmış? Diyor ki Medrese-tü Zehra. Medrese-tü Zehra ustadın hayatta gayesidir. Neresidir o? Fiilen göstermek istedi. Van'da kurmak istedi. Yani bu okulun, bu üniversitenin özelliği nedir? Din ilimleriyle fen ilimlerinin imtizacı edecek bir. O okulda herkes ihtisasında şey yapacak, ders verecek, alacak. Bunu okul okudu, böyle bir okul çıktı diyor. Rüştü abi de anlatıyordu bize. O okulda fen ilimleriyle din ilimleri seçecek. Peki ne olacak bu? Talebe yetiştirdi, ne yapılacak dedim Rüştü abi, ne olacak yani? Aynı model mi dedim Türkiye'nin her şehrinde olacak? Hayır. Nasıl olacak? Mesela oradan yetişen bir işte ihtisas sahipleri yetişecek. Adamın fıtratında kader var. Kader konusuna hakim. O da gidecek Kars'ta açacak okulu. Medrese-tü Zehra'nın ailesi. Ötekisinin fıtratı Edirne'de şey yapacak o. Ene dersi, dershanesi açacak. Yani tıpta nasıl ki ortopedi, nöroloji, kulak, boğaz, burun gibi, dahiliye gibi ihtisas alanı var ya. Şimdi mesela bir hastanede içeride ihtisas bölümleri var. Öyle bir zaman daha gelecek ki hastane içinde ihtisaslar değil, komple hastane bir tek hastalığa bakacak. İçeride ortopedi, nöroloji, kulak, boğaz, burun ayrı ayrı birim ama öyle değil. Hastane komple kulak, boğaz olacak. O komple ortopedi olacak. Risale-i Nur, o Mehdi, siyasi Mehdi geldiği zaman
Risale-i Nur'un konularına, mevzularına ihtisas adına Medrese-i Zehra olacak, medrese olacak. Mesela diyelim ki ben Haşir Risalesi'nde fıtratımda merak var, yetişmek istiyorum. Hatay'da kardeşim git okul orada. Okul orada. Medrese-i Zehra, Haşir Şubesi orada. Ben ne dersin? Edirne'de kardeşim bu okul orada. Öldüm mi? İleride tahakkuk edecek diyor. Tahakkuk edecek. Maddesi ama manevisi. Bu çekirdeği diyor. Medrese-i Zehra çekirdektir diyor. Abi dedim ağaç ne olacak? Zaten yazıyor. İhtisas. Her sahada ihtisas istiyor usta. Hatta böyle bir heyeti âliye diyor. Kur'an'ı yeniden tefsir etsin diyor. Evet. İş atacağız da. İşte usta Medrese-i Zehra'nın olmadı usta, muvaffak olamadı. Savaş, İkinci Dünya Savaşı vesaire. Ve Türkiye'de Sufyaniyet belası oldu. Van'daki bunu yapamadı. Ustad madeten Van'daki fen ilimleriyle din ilimlerinin imtizaç eden bir üniversiteyi kuramadı. Gönüller üzerine kurdu. Bu sefer ne yaptı? Evlerde, şehirlerde, Musa Aleyhisselam'a Kur'an'da diyor ya, ya Musa git diyor şehirde, Kur'an'da geçiyor. Meçhul evler edin diyor. Yani gizli evler edin. O evlerde ne var? O evlerde aynı Medrese-i Zehra'nın küçük bir modeli. Fen ilimleriyle, din ilimlerinin intizaç ettiği bir yerler. Nedir o? Biz dershaneler açıyoruz. Üniversitede okuyan talebeler de yanımızda kalıyor. Yani din ilimleri biz. Onlar da fen ilimleri. Oraya gelen arkadaşını getiriyor, toplumdan getiriyor. O yetişen delikanlı hem feni yetişiyor okulunda hem de din bizdeki dersleri alıyor. Yani bu dersleri alıyor. Tam manevisi daha yüksek değil mi Hasan abi? Yani manevisi tahakkuk ettiriyor. Yani. Manevisi çekirdek olduğu için biraz çekirdek daha yüksek. Şu dershaneler evet. Şu anda mesela diyelim ki ben talebe medresesinde yetiştim. Ben Mecidiyeköy'de okurken Mecidiyeköy'de kalıyordum talebe medresesinde. Orada bize yükleme yaptılar. Kötü mü oldu bakın? Vakıflar yani böyle... Şimdi diyor ki Medrese-i Zehra sorarlar. Medrese-i Zehra tahakkuk etti mi? Ustad manası tahakkuk etti. Bir yere bedel Van'dı. Şimdi dünyanın her yerinde var. Her yerde medrese yok mu? Ama madeten vücudu da olacak inşallah. Şimdi mesela Van'da o binanın kargası şey bina bin olmuş. Olmuş yani siyasi otoritede. Fakat bu hadise Türkiye'deki o 2015 hadisesi biraz geri attı. Yani çünkü toplumda böyle biraz şey yapıldı. Sonra pandemi derken ama dershanecilik kardeşim Medrese-i Zehra'nın çekirdeği. Hayatının ne diyor bakın diyor ki Medrese-i Zehra'nın halis ve nafakasını temin edemeyen ve niçin edemeyen? Darul acize yeri değil yani böyle aciz olduklarından değil. Niye? Zamanını Risale-i Nur'a sarf eden talebelerin. Aynen ve eski zamanda ihsan-ı ilahi neticesi olarak ustad ne yapmış? Kadir Misirlioğlu orada rahmeti hata yaptı. Ustad Hazretleri ona da açıklık getirmek benim de vazifemdir dershanede olduğum için. Onun yanlışını düzeltmek Müslümanın hatasını Müslüman düzeltmesi lazım. Yanlış anlayışlara vesile oluyor. Benim de vazifem. Ustad Hazretleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'nın manasında Darül Hikmet İslamiye diye bir birimi vardı. Dünyadan gelen İslam'a ait soruları, İslam'a yönetilen soruları cevap veren bir müessese. İçinde Mehmet Akifler var, Elmalılı Hamdi yazarlar var, Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendiler hepsi oradalar. Bunlar Darül Hikmet-i İslamiye. O binada ne vardı? İlmi Kelam bölümü vardı. Oraya ait gelen sorular ona cevap verdi. Akaid bölümü vardı. Fıkıh bölümü vardı. Hadis bölümü vardı. Bütün bölümler oradaydı. Ustad orada azaydı. İken Japon Genelkurmay Başkanı İslam'a 6 tane soru sormuş. Mahkemede bu soruların birkaç tanesi var. İki tanesi. Bir tanesi Allah'a bizi davet ediyorsun. Buna makul delili nedir diyor. Yani şunu demek istiyor. Kur'an ve hadisinize dayanmadan deliliniz var mı?
İki, öldükten sonra dirilmeye ciddi bir iddiadır. Biz alıştık ama bu işlere. Hakikaten ciddi bir iddiadır. Hristiyanlarda haşri cismani yok, haşri ruhani var. Yahudilerde zaten reenkarnasyon var, ahiret yok. Ölen ruh ona geçer, oradan ona geçer, dünyada böyle. Onun için beka veriyorlar. Japon başkumandanı sordu diyor. Kur'an ve hadise dayanmadan, ama bu tabir benim söylediğim geçmiyor böyle Kur'an'a. Ama gidişatlı anlaşılıyor. Orada aldığı maaş vardı. O zamanki Osmanlı'nın parası altındı. Onun için gavur parasıyla beş para etmezler. Osmanlı altın kullanırdı. Devletin gücüne bakın. Şu anda biz Türkiye'de kullandığımız para zatı bakımından değeri yok. O paranın değeri Merkez Bankası'ndaki altına göre değer alıyor. Ama ihtilal olsa, inkılap olsa, işgal edilse cebindeki para hiçbir şey ifade etmez. Saddam Hüseyin çöktü, cepteki paralar kulp oldu. Hiçbir mana ifade etmedi. Osmanlı ise böyle kağıt değil, bizzat kendisi altın kullanıyor. Orada maaş aldığı maaşı kendi Risale-i Nur'un basılmasında kullanıyordu. Basıldıkça onu amorti ediyordu, yani dönüyordu sistem. Basıldıkça satılıyordu. O paralardan elde edilen parayla gene Risale basılıyor. Arada artanda çorba pişiriliyordu dersen de vakıflara ediliyordu. Böylelikle yapılıyordu. Ustad kendisine kullandı. Nerede kullandı falan? Hayır. Hayır. Rahmetli. Gene rahmetli anlıyorum. Yolda yanlışım var. Çünkü sahan değil, ehli değilsin. Ben tarih konuşmuyorum ama Risale'nin alakalı tarih benim işim. Risale'nin alakalı ustad nerede buldu o benim işim. Keşke sorsaydı. O aldığı maaşı gene şöyle diyecektir ustad. Bu milletin kalp ve baş ağrısı olan maneviyat ve felsefe hastalıklarına iade edilmesi lazım diyor. Aldığı parayı hiç yememiş. Darül Hikmet-i İslamiye'den aldığı parayı hiç yememiş. Bu milletin diyor toplumun yani efkar amelinin ümmetin verdiği para ümmete iade edilecek diyor. Edilmelidir. Hatta devlet memuru çingenelik ve dilencilik kabul ediyor. İki şartta kabul ediyorum diyor memurluğu. Mesela girmek için dağıtmayayım. Ustadın o ümmetinden aldığı ümmet parasıdır. Osmanlı verdiği maaş ümmetin parasıdır. Onu ustad İngiliz işgali 1918'de İngiliz işgal edilmiş İstanbul. Halkı uyandırmak, İngilizlere karşı cihat ruhunu aşılamak için Hutuvat-ı Sitte adlı Risale-i Nur'u bastırıyor. Kendi parasıyla mecane dağıtılıyor. Bir de şey, padişahtan para aldığı meselesi de var. Onu da söylüyor yani. Padişahtan para alınıyor. Tam tersine, bak şimdi. Padişaha doğrudan geliyor Medrese-i Zehra. Eskiden beri ustadın planı bu. Medrese-i Zehra yapalım diye. Padişaha geliyor. Padişaha Anadolu'dan birisi, ateşpare birisi geldi. Şarkın, Yalçın Kayalıklarında zekası acayip. Padişah zannetti ki bir şey isteyecek, bir para için buna torba altın veriyor. Ustad bunu reddediyor. Padişahın adı İhsan-ı Şahane. Divan-ı Harbi Örfi'de bunu söylüyor. Padişahın İhsan-ı Şahane denilir ilk ikramına. Padişahın İhsan-ı Şahanesini reddeden kim olabilir? Ancak timarhanelik olur. Divanı olur de. Bakırköy'e gönderiyorlar. O zaman akıl hastanesi Üsküdar'daydı. O hapishane vardı ya. Hapishanenin adı neydi Üsküdar'da? Topbaşı. Topbaşı cezaevi o zaman Osmanlılar'da tımarhaneydi. Akıllı. Oraya sevk ediyorlar. Ey Kadir Misirlioğlu keşke bunu bilseydin. Aldı şöyle dursun. Almadığı için akıl hastanesine göndermişler. Aldı değil, almadığı için. Bu nasıl bir adamdır? Bu nasıl? Yok şeysini, bıçağını ne diyorlar ona? Hançerini çıkarmamış da falan. Yok inatmış böyle. Hayır onunla alakası yok. Padişahın İhsan-ı Şahanesi, ben dilenci değilim dedi. Şarktan ben dedi para toplamaya gelmedim, para istemeye gelmedim diyor. Padişah'tan Mısır'daki Ezher Üniversitesi'ne benzer doğuda Araplarla Türklerin, Kürtlerin, bütün milletlerin ortak bir noktası var, Van'dır. Kürtler, Araplar, Süryanlı, herkes orada. Orada diyor Mısır'ın bir kopyası gibi ama biraz daha külli.
Daha Medrese-i Zehra açılmasını istiyorum. Ben para almaya gelmedim. Tımarhaneye gönderiyorlar, akıl hastanesine. Orada doktor bir şey yapıyor. Ondan sonra rapor veriyor. Doktor diyor ki, bu deli ise diyor, padişah rapor yazıyor doktor. Dünyada akıllı bir adam yok diyor. Ha, onu reddediyor. Divan Al-Görfi'de diyor ki, yargılanırken idamla, ben diyor tımarhaneye niye gittim? Ben ki diyor, bir fakir fukaranın çocuğuyum. Koca şefkatli padişahın ihsan-ı şahanesini reddettim diyor. Torba altın yani. Ha, ustadın o 60 altını Darül Hikmet İslamiye. He, ya ne kadar alır ki derler. Kardeşim, İstanbul camilerine bakın bakalım. İş adamlarının camisi hep paşaların camisi. Osmanlı'nın ordusunda paşa olmak, o kadar altın maaş alıyorlardı ki hayatları boyunca aldıkları maaşla bir cami yaptırabiliyorlardı. Bakın İsmail Ali Paşa camisi, bilmem ne paşa, hep paşaların camisi. Hiç falancanın paşasının camisi duydunuz mu? Hep paşaların, ha. O zaman Darül Hikmet-i İslamiye'de aldığı, kısacasını söylüyorum, aldığı maaşı 1918'de İstanbul İngiliz işgaline karşı halkı uyandırmak için kitaplar basılıyor. Artan'ı Risale-i Nur'u bastırdı. Basılan kitapla devridem olmaya başladı. Satıldı, basıldı. Bu arada vakıfların tayinatlarını böyle çarp döndü. Sermayesi tayinleridir. Tayinlerine sarf edilecek ve kaç senedir benim yaptığım gibi ustadın varisleri de böyle yaptılar. Son tarihe kadar. Ben yeğen abiye kadar şahidim. Böyle yaptılar. Ustad 60 tane altını kendi ismini kendi nereye sarf edecek hepsine? 5 gün 5 gece iftar savuru 50 gram çorba ile yapan diyor. Yani 100 gram da değil. 5 gün 5 gece ve hayatı 28 defa zehirlene ne yiyecekti? Ve bıraktığına bak vefat edince. Hem abdest almakta hem çayda kullandığı ibriği, Kur'an'ı, seccadesi. Bunlar kalmış ya. İki tane donumu ne kalmış? Üç tane de değil. Hepsi bu. Ne yaptı peki bunu? Risale-i Nur bastırdı. Hepsini bastıramadı. O kadar para yoktu. Bastırılanlar satıldı diyor. Tahir abi anlatıyor. Sonra elde edilen karla basılmayanlar da basıldı. Böyle çark dönünce vakıfların tayinatı ve vasiyetname-i direk hepsini, beş tanesini okursanız görürsünüz ki ileride diyor Risale-i Nur tamamen basılacak. Karı fazla getirecek. O zaman diyor vakıflar çok çıkacak diyor. Halim Paşa üstadan yalısını vermek istemiş. Yalısı şu anda 250 milyon dolar. Üstad almamış. Yuşat Tepesi'nin o şeydeki. Evet. Padişahlar neler teklif etmiş. Mesela Yuşat Tepesi'nin aşağısındaki boğaza nazır villayı teklif etmiş. Ustadın istinası dilleri destan yahu. Onu demeye gerek yok ki yani. Fakat Risale şimdi kardeşler kafalarında kalır. Ben Abdullah Yeğin abiye kadar bütün Türkiye'de vakıflara tayinat verildiğine şahidim. Ondan sonrasında ben yalan demem kardeşim. Boynum kesilse bana dedi ki avukat bu video benim değil de bak Türkiye gündemi bak ya aklın geçik ya hayatın. Ne olursa olsun ben bir şey anlatmak için bunu söylüyorum. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Boynum dahi verileceğini, aklımın hapiste gideceğini bu manada aklı gidenler var veya öldürüleceğim bile bile yalan demedim. Benimdir dedi. Ama böyle değil dedim. Önün arkasın. Ve bu tayinatta da yalan söylemiyorum. Aynen böyle. İnşallah tam Risale-i Nur intişara başlasa o sermaye şimdiki fedakar kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakirtlerden çok ziyade fedakar talebelere kafi gelecek. Ha, inşallah külliyat tamamlanacak 14 cilttir. O zaman o sükülasın dedikleri var ya dönmede, basılmasa, satılmasında başlasa o sermaye şimdiki fedakar kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakirtlerden çok ziyade fedakar talebelere kafi gelecek. Yani çıkacak o zaman talebe ve manevi Medrese-i Zehra ve Medrese-i Nuriye çok yerlerde açılacak. Çok şükür her yerde medrese var. Allah nasip ederse, canlı yayındakileri de söylüyorum. Dozeri vuracağız kardeşim, Analtköy'e. Allah'ın izniyle, medrese yani.
medrese inşallah yayılacak. Yani medrese-i nuriye çok yerlerde açılacak. Benim bedelime bu hakikate, bu hale manevi evlatlarım ve has ve fedakar hizmetkarlarım ve nura kendini vakfeden kahraman. Bak, nura kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malum kardeşlerim bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyor. Görüyor musun? Ustad varis bıraktığı talebeleri var ya, abilerimiz. Onlara ve bütün nur talebelerine vakfedil, vasiyet ediyor. Diyor ki, Risale-i Nur'a kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malum kardeşlerim, bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyor. Ustad rica ediyor hepimizden. Risale-i Nur itibariyle bana hiç ihtiyaç kalmadığı için alim-i berzaha, ahirete gitmek benim için medar-ı sururdur. Sistemi kurdu, sistem zatında çalışmaya başlayınca ben artık gitmeye hazırım dedi. Siz mahzun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz ki zahmetten rahmete gidiyorum. Emirda 234. Hem benim, saat kaç oldu, biraz da var. Hem benim şahsımın, hem Risale-i Nur'un şahsı manevisinin sermayesini Darül Hikmet İslamiye'de almıştı ya, nerede buldu? Burada, padişahdan almadı. Bir daha söyleme ihtiyacını duydum. Hem benim şahsımın, hem Risale-i Nur'un şahsı manevisinin sermayesini, kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek, hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lazımdır. Garanti altına almış. Ustad vakfı hayatı kendi garantisine, hizmetin içine koymuş. Risale'nin basılmasından bunlar yani şeyler devam edecek. Ben 1980'de dershanede kalınca abiler var ya abiler, hepsinin poşetle gelirdi sofraya. Hepsini, Fatih sen o dönem yaşama. Poşetle ekmek, herkesin ekmeği ayrıydı. Çünkü usta peynir vermiyor. Vakıflara ne veriyordu biliyor musun? Vakfa peynir vermiyor, garanti altını üstüne almıyor. Herkese, her vakıfa bir ekmek veriyor günde. İnan Rüştü abi de ekmek de geliyordu sofraya. Poşetiyle, herkesin poşeti vardı. Diyelim ki sen doymadın, iki ekmeğe ihtiyacın var. Doyacaksın kardeşim. 1980'de İki tane dairenin üstü çatı. İkisi de hep doluydu. Günde ne çıkardı biliyor musunuz? Bir sabah kahvaltısı, zeytinyağı o kadar. Bir de ikinde yemek. Yemekte ya mercimek çorbası olurdu. İkinci öyle bir şey yok. O da ekmeği atardın. Bunu herkes biliyor. Atardın. Öyle sulu ki o ekmeğin hemen kaşıkla arkasını takip edeceksin ki kaşık iki tarafa geçiyor, sahile gidiyor. O ekmeği, attığın ekmeği sen alacaksın. Mübalağa etmiyorum, böyle katı donuk mercimek çorbası yok. Attığın anda karşıki sahile geçmeden alacaksın. Büyük bir ömer. İkinci ve sonra, ben çok iyi hatırlıyorum, 82-83'te dershane zenginleşti. Bir baktık ki taze fasulyeler olmaya başladı. Ne olacak? Üç yerde sofra kuruluyor. Böyle efendim, 60'ın üzerinde insan var. Dedim ya, iki tane daire. Büyük abiler kalıyor. Benim gibi gençler çok. Çatının altında bir yastık koyuyorsun. Bir de ne örtündünse. Ben yalan söylemiyorum. Ortada yer yoktu. Ufaktım beni. O çatının kenarları var ya. Orada yatıp ben kafayı vurdum hatırlıyorum. Kalktığım zaman çatıya vurdum. O kadar doluyduk. Almıyorlardı. Biz zorla girdik. Ve sonra bak onu da söyleyeyim. Allah selamet versin. Bir tanesi sağ şu anda yaşıyor. Ötekisi ölmüş, ufak kardeşi ölmüş. Denizlili iki kardeş. İkisi de öğretmendi. Emekli oldular. Vakıf değiller ama. Evlenmedi. Ufak öldü, ismi vermeyeceğim. Büyü yaşıyor. O geldiği zaman İstanbul'a gelmişti. Dershanenin arabasıyla hale gidip fasulye aldılar. O zaman şoför vardı abi. Dedi ki Hasan sen gel dedi. Gel tutarsın çuvalı. O zaman taze fasulye çuvalla aldığını hatırlıyorum abinin. Taze fasulye ne kadar sevmiştik olan bir taze fasulye. Yani 80 ya. Tamam.
taze fasulye geldi. Bir tane olurdu. Ya çorba olurdu, sonra ya taze fasulye, sonra butto başta. Devamlı butto olurdu. Butto ne demek dersen de butto ismi almıştık. Patates yemeğine butto dedik. Ne demek? 70 küsür tane Pakistan'da parti var. Hepsi ehl-i sünnet. Bir tanesi Alevilerin partisiydi. Çok azınlıktadır Pakistan'da. Ama butto başta olur her seçimde. Müslümanların ihtilafından sıyrılırdı o. Bizde patatesi butto başta. Ne var? Butto başta. Çünkü en ucuz patatesi butto başta. Yani bu tabirleri de söylüyorum ki ben unutmuyorum. Yani şu anda ne nimetteyiz? Patatese butto derdik. Bugün yemekte fasulye var aslında. Taze fasulye mi? Çok şükür ya. Çok terakki etmemişiz yani. Etmedi. Gene de aynı mı var? Bak şimdi. Ama ne huzur vardı. Ne acayip. Rüşt abi 80 ihtilalinde gözümüzün önünde şöyle aldılar. 80 ihtilal oldu. Lan ihtiyar adamla, ihtiyar adam. Yani desen iki bir tane jandarm polis gelse gelip götürür. Bütün koca Mustafa Paşa'yı hep cemselerle kapattılar. Anoslarla konuşuyorlar. Ön ana caddeye şey. Öyle bir şey yapıyorlar ki yaygara. Hem etraf aman ha bunlara yanaşmayın. Hem de biz yenilere. Ha bak hocanız böyle. Lan cemselerle bilmem 80 ihtilali. Jiplerle, şeylerle, timlerle, köşe başında, maskelilerle. İhtiyar adamlar. Ondan sonra gözümüzün önünde yaptılar. Rüştü abi, sakin olun dedi. Sen. Komutana diyor ki, kardeşim dedi ya, siz telefonla ne gerek vardı dedi ya. Aynı komuta, ben duyuyorum bak şimdi. Ne gerek vardı, siz bana telefon etseniz karakola mı gelmeyecektim? Niye böyle yaptınız? Hoca Efendi Hazretleri dedi, hiç unutmuyorum. Genç bir yüzbaşı gibi bir şeydi yüzbaşı. Hoca Efendi Hazretleri, sen de biliyorsun dedi. Ne yapayım dedi. Bütün o şey ortam, Rüştü abi tabii millet camlardan bakıyorlar falan böyle. Ondan sonra Rüştü abi, ben arabamla tamam Hoca Efendi dedi. Bizi takip et dedi. Arkanı ortaya koydular arabasını. Rüştü abinin o yapıştırıcı, kağıt yapıştırma 404 var ya, Peugeot 404'ü vardı böyle. Koldan vitesli, Ahmet abi söylüyordu. Ondan sonra önünde cemseler, arkada sonra ooo. Ondan sonra mahallede kalabilir misin daha hiç kimse böyle o şey diye. Böyle yani. 80 ihtilali bu. Böyle götürdüler. Yani öyle korkutuyorlar ki. Çok acayip. Ben bu korkuyu mu şeyde anlıyorum. Musa Aleyhisselam'ın şeyinde bende de hapishanede olunca. Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle gidiyor. Gitti. Kızıldeniz'e geldi. Ön taraf neresi? Kızıldeniz. Arka kim? Firavun. Arkadan kıyma gibi doğranacaksın geriye. Önde de boğulacaksın. Ne yaptılar biliyor musun? Musa Aleyhisselam'ın kavmi. Söylenmeye başladılar. Senden dolayı başımıza bu hal geldi dedi. Görüyor musunuz? Böyle yani. Dava arkadaşlarınızı iyi seçeceksin. Peki Musa Aleyhisselam ne dedi? Şuara 62. sure ayeti. Şuara 62. Musa Aleyhisselam dedi ki, Rabbim bizimle beraberdir. Allah bana bir yardım gönderecek dedi. Biz Allah ile beraberiz. Allah bizimle beraberdir. Allah mutlaka bir çare gösterecek bana diyor. Allah ondan sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor. Denizi vur diyor. Ve yarılıyor geçiyor. O da arkadan geliyor. Malum biliyorsunuz. Şey yapıyor mu? Tövbe ediyor mu? Ediyor. Kabul ediliyor mu? Edilmiyor. Niye? Sekerat deniliyor. Sekerata gitti. Boğuluyor ya. Ölecek, o anda tövbe kabul olmaz. Hiçbir şey kabul olmaz. Sekerat kabul ediliyor. Şimdi ben bu ayeti niye söyledim? Önünde Kızıldeniz, arkanızda Firavun, yol arkadaşlarından teselli beklemiyor musun? He Fatih? Öyle. Teselli yani, ama ne dedi? Sattılar hemen seni. Dedi ki, senden dolayı başımıza bu hal geldi. Diyen çok az olmuş. Korkma. O zaman Musa Aleyhisselam öyle dedi. Allah, biz Allah ile beraberiz. Allah da bizimle beraber. Mutlaka Allah bir çare sunacaktır. Bedir Savaşı'ndan önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerle karşılaşınca savaş niyeti yoktu ama savaşın ortasına düşürdü. Bu sefer sahabeler yani yanında olanlar Ensar Peygamberimiz'e öyle bir destek verdi ki Hazreti Muaz mıydı? Sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle beraber dalarız. Ya
Yanındakileri görüyor musun? İşte Lenin öyle diyecektir. Lenin 3 tane dairesi vardı. Etrafına bir çember, bir çember daha. Diyor ki yanındaki adam beni satar diye o güvendiği adamın arkasına başka adam koymuş. Onun da arkasına bir adam koymuş. Böylelikle 3 tane daire. Lenin diyor ki Muhammed'in diyor sahabesi gibi 10 tane adamım olsaydı dünyayı başına geçirirdim komünistliği diyor. Ama bak Maz değil mi Hazreti Maz? Sen denize atla desen atlasan biz de atlarız diyor. Musa Aleyhisselam kavmine dedi senden dolayı başımıza bu hal geldi. Sen demeseydin, konuşmasaydın, rahat otursaydın bunlar başımıza gelmezdi. Ne uğraştın Firavun'la dediler. Bak arkamızda, önümüzde de Kızıldeniz. Allah bir çare sunacak merak etmeyin. Ama gene isyan ettiler içeride. Böyledir yani. Çok azdır seni destekleyecek insan. Azdır. Ustad da diyor ki bu yanıcı çorbadan dili yananlar inşallah pişman olmaz diye vesaire. Yani ustad devamlı kadıyı korumaya çalışıyor hapishanede. Devamlı. Desteğe ihtiyacı. Gene peygamberimizi yalanlıyorlar ya, peygamberi tebliğinde bulunuyor. Cebrail aleyhisselam geliyor diyor ki sana bir teselli ister misin diyor. Nedir diyor? Şu ağacı çağır gelsin diyor. Ağaç yanına çağırıyor. Geliyor. Sonra tekrar gidiyor. Peygamberimize bu bir teselli oluyor. Görüyor musun? Ağacın gelmesini. Teselli. Yani yanındakilerin öyle... Teselli. Ne olursa olsun. Haklı veya haksız dahi olsa. Dava kardeşine hücum edildiği zaman küffar tarafından haklı ve haksıza bakma. Kimin karşısına neye çıktığına bak. Ona tesellici ol. Senden dolayı başımıza bu hal geldi deme. Bak şu Ara 62'de Allah onu öne çıkartıyor. Dert edinirseniz dert olur. Derdi anlam yüklerseniz Rabbine ulaşmak için merdiven olur. Merdiven olur. Bak etrafına baktığınız zaman senden dolayı dedikleri zaman Musa Aleyhisselam'ın kavmindeki nankörler gibi oluyorsun. Peki niye rahat dursaydın? Rahat dursaydın, konuşmasaydın dediler Musa Aleyhisselam'a. Firavun'a ne işin var uğraşıyorsun? Başımıza bu sen getirdin diyor. Ne güzel yatıyorduk, oturuyorduk, çiftliklerimiz vardı. Ama böyle dediler yani. Ha. Ne konuştun ya diyor. Niye uğraştın ya Musa? Niye gittin söyledin diyor. Hatta Cenab-ı Hak diyor ya. Ya Rabbim dedi bana. Fekula kavlenle yine ya Musa. Git yumuşak lisanla söyle. Ya niye dedin diyor. Allah diyor ki söyle. Hemen yanındakileri, yani görüyor musun? Ben onun için örnek için söyledim. Yanındakilere bakın. Hemen peygamberi sattılar da seni mi satmayacaklar? Peygamberi sattılar. Onun için hiç kimse din adına usul bilin, vefat edene kadar garantisi yoktur. Burada cümleyi bitirip kesiyorum. Nafakasını çalışmaya zaman bulamayan fedakar nur talebelerinin tayinatına acip bir bereketle kafi gelen ve nur nusallarının fiyatı olan o mübarek sermayeyi ben öldükten sonra da o halis fedakar kardeşlerime vasiyet ediyorum ki, bak vasiyet ediyorum ki varislerine, 60-70 sene evvelki kaidemi 70 sene sonraki şimdiki dusturlarıma aynen tatbik etsinler. Emir'da 216. Vasiyet ediyorum, aynı yapacaklar diyor. Hayatını vakfedeni elde etmeyeceksin, hayatını vakfetmiş. Onarcı. Ya kusurlu değildir. Onun senin vazifen değil onu tefrik etmeye. Burada kesiyorum inşallah. Hatırlatırsanız bundan sonrasına devam ederiz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema salavat. Allahümme salli ala seyyidina. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahman ve malik yevmi din. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Bakayım soru var mı diye. Ondan sonra abi zekat sadaka hepsi aynı mıdır? Bu seyyidler falan oluyor ya, nasıl oluyor? Ha, çok güzel. Kur'an'da vaakli musallavatü zekat. Sadaka daha camidir, içerisinde zekat da vardır. Yani üniversite diploması olana ortaokul ve lise diploması da var mı denilmediği gibi sadaka camidir. Zekatı bahi, cimrinin zekatı 1/40'dır. Sahabenin zekatı 1/40'dır. 40'ta 38'dir, 20'dir. Böyle derece derecedir zekat. Kastamonu'da hayatını vakfedenlere zekatla da yardım etmek, hizmete yardım etmektir diyor. Böyle. Ama layık olan şekilde olacak.
Demek ki sadaka daha camidir. Mesela mimma'daki mimma rezeknavum yunfikun işaret çizgilerde geçiyor. Ma tamimdir diyor. Malda olduğu gibi iki veya üç tane çocuğu olan, hatta usta da demişler ki eskide şartta öyleydi. Post babadan oğula işte geçerdi böyle. Senin çoluk çocuğun yok diyor. Çocuğun yok ki. Senin diyor mesleğine oturacak oğlun yok. Ne olacak demiş. Üstad demiş ki mimma'daki ma, mim, tamimdir diyor. Her şeye şamildir. İki veya üç tane çocuğu olan bir tanesini bana vermek zorundadır diyor. Hayır, vakfedecek diyor çocuğunu. Hizmetime diyor. Hizmetimize Kur'an edin. Ben onunla devam edeceğim de baba diyor. İki veya üç çocuğu olan sif böyle Ali böyle para zekatı yok. İki veya üç çocuğun varsa bir tanesi hizmete vereceksin inşallah. Ona bir soru sorduk adam diyecek. Değil mi? Bir de diyecek ki olan şimdi çocuklarımızdan da alacağız. Evet, abi, iki veya üç çocuğu olan. Toprak mahsullerinin zekatı var ya. Evet. İnsan da toprak. Evet. Toprak mahsulü. Hatta rahmetli babam tabi bilmiyor. Zekatı biliyor. Öşür bilmiyor. Baba dedim rahmetli. Baba dedim çayın zekatı var. Oğlum dedi nereden çıkartıyorsun lan üstüme dedi. Nasıl dedi çayın zekatı var? Dedim bak. Çayın zekatı onda birdir. Yani bitkilerin. Onu verince öteki zekat da olmuyor zaten. Peki balın zekatı var mı? Var. Var. Balın zekatı var ya. Böyle demiştim orada. Gidi. Yani biz bilmiyoruz. Dört tane şeyin zekatı var. Ticaret malların. İki, altın gümüşlerin. Üç, toprak. Dört, hayvan. Bir tanesini unuttun abi. Ne? İlmin zekatı da var. Ha, esas. Mim'daki mesela ilmin zekatı, faziletin zekatı, hayatının zekatı. Abdülhamit diyor ki, kalan ömrünü diyor, ömrü zekatını diyor, zekatı harca diyor. Evet, yani ömrü vermek en fazla en kaliteli zekat budur. Hayatını veriyorsun. Vereceğin bir şey yok ki. Hatta son şeyimi söyleyeyim. Zekat fıkıhta der ki bir istisna hariç var diyor. Mesela talebe-i ulum hayatını vakfeden zengin dayı olsa zekat verilebiliyor. Çünkü onun hayatı özeli değildir. Özel hayatı yoktur vakıfın. Hizmete, ümmete adandığı için zengin dayı olsa zekat alabilir, o da harcar. Bir de Kur'an'da miskin geçer. Fakirle miskin, onu da söyleyeyim Kur'an'daki tabir. Fakir, nisap miktarına ulaşmamış kişi demektir fakir. Yani 86 gram miktarı parası yok. Nedir? 50 gram var. Bu fakirdir. Miskin ise yiyecek yemeği de yok. Ta'amül miskin. Hangi suredeydi ya? Eraytellezi yükezzibu biddin fezalikellezi yedun yetim ve la yehudu ala ta'amil miskin. Miskin bu. Yani en çok ona yedirilmesini şey yapılıyor. Yani hiç yiyeceği de yok. Fakir değil bu. Hiçbir şey yok. Fakirin gene bir şeysi var. Peki başka bir var mı? Yok. Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Zengine verirler dediniz. Zengine şu. Ha şu. Başta. Yok yok. Vakıf olsa, zengin dahi olsa hayatı ümmet olduğu için, ümmet için ona vermek, ümmete vermektir. Onu cevapladım zaten. Başka bir şey de varsa herhalde 7 kişiye zekat veriliyor. O da fakir var bir yerde. Bir tane de fakir var ama bu fakir daha önce zengindi. Bu da fakir, bu da fakir ama bu zengin iken fakir oldu. O alıştığı için dedi ona, o zengin iken fakir olana verin. Zira zaten fakirliği biliyor. Zenginliği bilmediği için o tahammül eder ama bu edemez. El Fatiha.